Mesela iki tane başkan adayı çıkıyor. Bugün Metin Öztürk'ü dinledim. Dedi ki bir milyar lira para lazım sezon sonuna kadar. Evet. Biz de bunun olanı sağlayacağız. Bunun hesaplarını yaptık dedi. Nasıl e Bey ne dedi? Kasakolarını sağlayamayız. Söz evet, konusu değil dedi. Evet. E, Galatasaray öpücükle mi yöneteceksiniz? Pardon ya. Metin Öztürk nasıl He? sağlayacak? Yani Net onu, olarak onun, sağlayacağım onun içerisinde, diyemiyor. Sağlayarız diyor. Onun içerisinde... E, kredi belediyesi olan insanlar Tam var. Mutlaka var ama var. verecekler mi? Tabii verecek. Kasakolu, Galatasaray'da kimsenin alacağı kalmaz. Ki, kalmaz. Ben de katılıyorum Kolaylı. ama. Verirler. Hepsi veriyordur. Yani Herkes Abdurrahim seviyordu. Albayrak değil o yüzden diyorum. E, tamam Abdurrahim, Abdurrahim Albayrak Galatasaray, Galatasaray çok Galatasaray seviyordu. Yönetimleri, Galatasaray yönetimleri, Galatasaray'ın duayenleri bu tür insanları cami içinde tutup görevin içine almak varken siz dışarıda bırakıyorsunuz evet. ya. Mantık. Ben buna şaşırıyorum. Biz de bu insanların kredi libitesini ekonomik güçlerini, Galatasaray için neler yaptıklarını çok net bilen insanım. Hem Söz, beni, Abdülhamit Albayar, Mustafa Cengiz'in geçmişten Yani Burak Bey de tabii ki bu işlere hizmet verdi ama Burak Bey'in bir avantajı vardı. 16 milyon dolar kasada para aldı. Evet. 45 milyon lira ikincilik parası aldı. 10 12 milyon lira da Coint'ten gelen para aldı. Transferler yapıldı. E ben başka bir şey daha öğrendim. Ben mesela bu en son 95 milyon lira parayı verdiniz. Şeye, e, futbolcuların borçluk evet. kağıdını almak için ödediniz. Nereden buldunuz parayı? Faktör X şirketi olabilir mi? Bankalardan çekemiyorsunuz Nihat abi, abi. Dedi ya. Nereden Aa, aldılar ne? parayı? Nihat Kırmızı vermiş Evet Nihat Kırmızı dedim ama işin o az bölümünde. Kim Galatasaray yok? geçmiş yönetiminin, Galatasaray'ın borçlarının ödenmesi için, hacize karşı ödenmek için bankaya ipotek edilen 5,5 milyon euroyu anlaşarak bankadan alıp bozdurup ödüyorsunuz ya. Galatasaray bugün mahkemelik olsa ödeyecek kenarda parası yok. Çok 5,5 milyon ya. euro. Kaç para yapıyor hesabını yap. 90 milyon mu ne yapıyor? Yapar. E, yapar mı hesabını bilmiyorum. 80 yapar. 16'dan hesaplıysa 80. 80 yapar. İşte 80 yapıyor. Diğerinde Nihat Bey vermiş. Ben bunu anlamıyorum ya. Şimdi neden? Mayıs ayında futbolcuların borçluk kağıdı alacaksın. Transfer ödemelerini yapacaksın. Haziranda taksitleri ödeyeceksin. Muhammed Mustafa'nın parasını vereceksin. Falcon'un parasını göndereceksin. Bankalar birliğine faizi ödeyeceksin ve yeni takım için transfer yapacaksın. Onun için Galatasaray'ın gelecek yönetimlerinin bu masa bu para şey kasa kolaylığını sağlamaları gerekiyor. Altını çiziyorum. Ya yani bunları söyledikten sonra biz bilmiyor muyuz zannediyorsa her şeyleri ama algı operasyonu yapmayın. Mesela araştırıyorum. Siz diyorsunuz ki mesela valilikten bir soruşturma başlatılıyor değil mi hani Galatasaray ile ilgili? Evet. Bunu Abdurrahim Albayrak yapmadı. Bunu da algı operasyonu yapmayın. Abdurrahman Albarak yapmadı ama kimin gidip bu işi yapması için kimle görüşüldü, saati saatine de biliniyor. Onu da ben söylemeyeyim. O kişi kendisini bilir. Enteresan. Yani dolayısıyla e, geçen sefer yönetimi de çağırıyorsunuz. Abdurrahman Albarak ve ekibini çağırıyorsunuz gelin görüşelim diye gelmiyorlar size. Çünkü onları ilgilendiren bir şey değil yönetimde değiller anlaşmak için. Yani şimdi Galatasaray'da tavşana kaç tazıyı tut mu diyorlar yani. Ya tutma diyorlar. Zaman ben bunu anlamıyorum. Abi, Eğer böyle hamleğim, bir şey varsa Galatasaraylı çok... biri yapıyorsa yani böyle bir şey olur mu ya Galatasaray'ın temeline dinamit koymak ki, gibi bir şey ya. Süreç yani. ne diyor? Süreç devam evet. ediyor diyor. Ha tamam Ama doğrusu. Yarın o. kesintisiz olur da. Burak Bey şansı vardı. Şehri koyduğunuz şu... anda mahkemeye gitseydi Burak Elmaz hiç seçim almasına Aynen. gerek yoktu. Yani, Aynen. tedbir kararıyla birlikte seçim ihtiyadır. Aynen devam ederdi yani. Devam eder hiçbir şey yoktur. Yok Bence atladılar. Tabii öyle olur ya yani, ama belki verdiği var. sözün arkasında durmak istedi Burak Bey. Onun için düşünüyorum ben. Doğrudur. Doğru. Ben e, Emre'yle Emre ile aynı fikirdeyim. Mehmet Elvacı da ciddi bir hukukçudur. Düzüğü e, yazdı. Tabii tabii. Bu Burak Elmas kendi inisiyatifiyle, Yani e, yönetim kurulu kararıyla e, genel kurulu karar aldığı için Tabii. Mali genel kurulun ibrasızlıktan dolayı işte 3 ay içinde genel kurul karar alır maddesinden bağımsız bir şekilde karar aldığı için Dernekler Masası'nın bu itirazı ya da bu, bu mahkemesi kongreyi çok etkilemez. Hem mali genel kurulur, ibra edilir, sonra şey iptal edilir, edilmez bilmiyorum yani sonra ye, yeniden yapılır, yeniden değerlendirilir o ayrı. Ama bunun e, nasıl Mustafa Bey ve ekibi 6 ay için oylandı, Burak Elmas Bey ekibi sonrasında oylandı son kongrede. Yeni seçilen e, yönetimde yapacağı mali kongrede e, aynı e, oylamaları bir daha yaptıracak abi eğer tekrarlanırsa. Oturuz çok ilginç yani bir yöneticinin yapılması de, lazım Levent ya abi yani şurada 20 gün kaldı e, dediği ve gibi çok transferler var yani, transfer var, gelecek şey sezonu bak. kaçırırsın. Aa, sezonu sadece kaçırır bunu ağızdan duymadım ama bunu sakın Galatasaray'da yönetime gelip de bunu sadece Marka ve Kerem Aktürkoğlu'nun satışı üzerine plan yapıyorsanız böyle yöneticilik olmaz. Söyleyeyim bunu düşünenler için söylüyorum. Olur mu böyle bir şey? Galatasaray kimle oynayacak dediği gibi birisinin bir başkan eski bir başkanı kimle oynayacak dedi. Sizin iyi bir takım bak torrentin sözleşme şeyini dinledim röportajını. Orada diyor ki en az diyor, 4 tane diyor baba adam alması lazım Galatasaray kilit sorun çözecek adam alması lazım diyor. En az 4 tane diyor bak oyuncuların oyununu beğenmediğini kendisine göre oynatmak istediği sisteme bu oyuncuların adapte olamadığını dile getiriyor. Yani Nasıl alacaklar 4 işte. 4 tane Sıkıntı. alacaksın dedim baba adamın. Bir stil nereden, maaliyeti maaliyeti, gibi. nereden baksan 15-20 milyon lira değildiz. 20 veriyor bunları. Yani, Çok o takip Le, Levent geldi. abi, e, evet, daha iyi olmak istiyorsan bırak satmayı. Üstüne takviye yapman Lazım ama bugünün şartlarında Türkiye'de hiçbir kulüp Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta iyi teklif gelen oyuncusunu tutamaz. Satmak zorunda ya. Yani. en iyi oyuncu da olsa. Evet. Tutamaz hayır, yani. Hayır tamam da... Yani... Değerini iki, bulursa satacaksın. Tabii tabii. İlle elimden satacaksın. çıkarayım. Para ya, kazanayım a, diye satmayacaksın. Hayır hayır değerini bulursa elbette. Üçe beşe değil. Sen yani, satmadın Fenerbahçe. Kimi satmadı bak. Ne, neyse. Ferdi'yi satmadı. Neyse değeri... E, e, za, Zala'yı satmadı. Onu tutacaksın. Onların yani. yerine belki daha iyi oyuncu alamayabilir. Mesela oyuncuları satmadı ama Solbek alamadı. E, tamam ama yani. Yani e, Anlam şey, bazı oyuncular yanlış hayır, alındı. Hayır şey noktasında bazen çıkmanıza giriyorsun. İşte... Ali Bey geçen bir açıklama yaptı. Yani devre arası diyor Crespo'ya öyle bir teklif geldi ki diyor uykularımız kaçtı diyor. İspanya'dan. Yani oyuncunun hattın karışır diye korktuk. Allah'tan karışmadı diyor. Vermedik diyor oyuncuya ama. Yani sezon başı iyi bir teklif, iyi bir lig, iyi bir, iyi bir takım Genesi yani oyuncu gitmek isteyecektir. Sen bugün e, yetiştirdin gençleri tutamıyorsun. Çatır çatır gidiyorlar tabii. yani. Türk çocuklar. Süperlik görmeden bile Aynen. bile Yani şey... çoğu menajerlerin oyunuyla gidiyor. Tabii, tabii. Gerçi ya yani. o da var. Aynen. Hayır kalmayı tercih ettiler. Menajer miyorsan, O oluyor. konuda bir tek Ahmet Ağol'unu bilirim söylerim. 23 milyon euroya satmadan pişman demiş. Çok Atlı pişman Hayır. Yani Sakatlandı geçti. O gün satsaydı belki Trabzonspor'un bugün kadro yapısının e, oluşumu daha farklı olur. Bu sezon satıcı, satabilir. Aynı hatayı Uğurcan Çakır'da yapmayacağım demişti hatta. Yapmaz. Başkan, Hayır, bulursa yapmaz. Bir tanesi de satmak zorunda. Bak çünkü onlar tüzüğe ne koydular? E, yönetim o görev süresince harcamalardan sorumlu. Zarar uğratırsa şu anda spor yasasına çıkacak ki Kulüpler Birliği'nin bu arada bir açıklaması var. E, yeni spor yasası ile ilgili çok beğenmemişler. Hiçbir şeyi beğendiremiyoruz kulüplere. Uzun Ama uzun sert, bir açıklama yapmışlar. Çok sert. Hani şey diye işte her tarafa çekil. Ben demiştim sulandırır mutlaka geçen programda bizim kulüpler Türkiye'de bu yasaları da sulandırırlar diye. Şimdiden başladılar. Hani her tarafa açık işte hapis cezası yapma kardeşim. Niye hapis cezası? Sende kulübü maceraya atma. Yani o, yani menajerlere o, 5 milyon, 10 milyon euroları verme. Bir ben, sürü menajerlik parası Ama şey. orada mesela borçların artmasına karşılığında enflasyon ve dövizdeki artışın neden olduğu borçlar hariçtir diye yazılmadığı sürece hiçbir kulüp Vallahi 3 kulüp başkanıyla de, de konuşmuşuz Ne dedi yani. biliyor musun? Yasa daha kabul olmadı biliyorsun. Hı hı. Kabul olduğu gün dedi istifa edeceğim kulüp başkanlığında Şey, Hiç bu işin altında olmamalı Çok maddelerin birçoğunun yorum açık olduğunu yazmışlar. Ve bence yazmışlar. başkan da kimse girmez. O Yani şöyle bir soru da var. Sordum ben. Zeki Müdür'ü anlaştım. Crespo gibi düşün. 5 milyon euroya sattım. He, araştırma yaptılar der ki 5'i az satmışsın. Bunun değeri 6,5 milyondu. 1.5 sen öde. Öyle şey olur mu ya? Öyle bir şey olamaz ki. Olur mu abi? Böyle şey olabilir mi yani? Pardon. Bu var ama. Bu yasa bu kadar keskin olmaz. Bir yasa yapılabilir de o zaman başkanları kontrol edemezsin. Yani başkanlar ne yapacak ki ya? hapis cezası varsa cebinden ödeme yapacak zaman. Üç kulüp başkanı da konuştum. Üçü de dedi ki aynılerde. Ben dedi yasa geçtiği gün bu şekilde geçerse tahmin olmazsa yani dedi kulüp başkanını bırakırım. Dedi. Hayır mesela aynı. yani e, Ali Koç geldiğinden beri Fenerbahçe'nin borcu TL bazında arttı. Ama döviz bazında baktığın zaman düştü. Şimdi arttı mı diyeceğiz, düştü mü diyeceğiz? <laughs> Gel, geldiğinden beri. Artmış oluyor. Yani TL bazında. Türk artmış. Terası. Sonuçta Türk Lirası. Ama terası. döviz bazında aldığı günkü döviz bazında baktığın zaman düşmüş. Döviz olarak küçülmüşler. Döviz Bor yükselirken nasıl? Oldu? ama döviz yükseldiği için TL borcu yükselmiş. O zaman otomatikman her yasa kulüpler birliği dediği gibi ise geçmiş olsun. Yani 62 maddenin e, bak bütün mallarının her kulübün başkanının yani döviz değiş yapıyorsun çünkü. Şimdi gelirler yok. TL, harcaman döviz. Yabancılara dövizle ödeme yapıyorsun. Yabancıya dövizle ödeme yaptığını gören Türk oyuncu da döviz istiyor. En Üretimin azından döviz en büyük karşılığı... Mesela Galatasaray'da Döv... Babel'le Feghouli gidiyor iyi Döv... para. Döviz karşılığı TL yapıyorsun.